İman hem nurdur, hem kuvvettir. Başka bir şey anlatmak için bu. Hemen 23. söze gitmeyin yani. Ha, tamam biliyoruz falan. Girmeyin. Kuvvetle mazine, nurla da istikbalene bağlıyor seni. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Kuvvet ile maziye, mazinin kaynağını, nur ile istikbal dağlarının arkasına. Yani kuvvetle nokta istinat, o böyle dayanma noktası, Allah, kuvvet, nur ise nokta istimdat, fıtratın istediği, talep ettiği, imdat diye bağırdığı şeye cevap verilen yer. Sebeka istiyoruz, ebed diyoruz, sonsuzluk istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bir anda ne istiyorsanız bağırıyoruz, imdat diye bağırıyoruz. Cevap veren var mı? Yok. Yani yok ki dünyada böyle bir şey. Beka yok ki fanide. İşte cevap veren yer darul ahiret. Ben de var diyor. Bu noktayı istimdat. Yani istimdadımızın dayandığı yer. O zaman ruhun latifeleri aktif oluyor. Eğer nokta istinat ve nokta istimdatla ruhun latifeleri o zaman aktif oluyor. O zaman bağları çözülüyor. Ha şimdi bir paragraf okuyorum size. Olmayınca bunlar, yani mazi ve müstakbel olmayınca, yalnız hayatın hazır zamana muptela olan bedeni hazlarla çalıştırıyor. Bu sefer nokta istinat ve nokta istinat olmayınca arkadaşlar, hazır zamana muptela oluyor, bedensel hazlara kanaat etmek zorunda kalıyor. Bedensel hazlara muptela olmanın temel sebebi bu. Nokta-i istinat ve nokta-i istimdatla beslenememekten kaynaklanıyor. Mesela adam esrar içiyor, adam gayrimeşru, adam şu yapıyor, yapma etme çare değil. Hazır zamana ve bedensel hazlara muptela olanların çaresi, ya imanını, Allah'a imanını ya da ahirete imanını arttıracaksın. Ulvi sistem çalışmıyor. Nokta istinat ve nokta istinat yoksa, imanın nuru ve kuvveti yoksa, ulvi sistem çalışmıyor. Seni hazır zamana kilitliyor ve donuklaştırıyor. O zaman gelecekle ümitli yaşayamıyor insan. Gelecekte ümitli değil. Bir şey diyeyim mi doktorum? Zevkimi söyleyeceğim şimdi, keyfimi söyleyeceğim. Dünyada en bahtiyar insan kim biliyor musun? Eşi, aşı, işi, atı, yatı, katı olan değil. En bahtiyar insan kim biliyor musunuz? İmanı ile Allah'tan ve ahiretle ümitli olan bir insan, böyle yaşayan bir insan kadar dünyada bahtiyar insan olamaz. Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak. Allah ile ve ahirette mi? Mesela hepimiz yer yer ölüm anı geçirmişiz. Ölümle burun buruna derler ya, yüzleşmişiz. Yani ben dershanede bana Yasin okuduklarını hatırlıyorum. Tamam. O anda ahiretle ümitli olmak, böyle gözünü kapatıyorsun, odaklanıyorsun Allah'a ve ahirete. Yani ümitli olmak. Ya ümitin yoksa? Mesela buna ait ters bir misal vereyim. Bizim arkadaşlarımızdan, isim vermeyeceğim, kardeşlerimizden, babası ehli dünya, dinle, diyanet alakası yok. O da ilginçtir burada, Edremit'te yazlıkta. Geçen hafta, iki hafta önce vefat etti. Aşağı iniyorlar. Yani dübleks gibi böyle. Üçüncü katmanı. İniyorlar. Hafif kalbi sıkışıyor. Veya kalp kasları, kalp lifleri oluyor da bazen olmuyor mu? Böyle pat pat ediyor. Ediyor. Bazen bir sinirseldi. Bazen böyle kaslar ve liflerin sıkışmasıyla vesaire oluyor.
Allah biraz sonra geçiyor zaten. Şimdi oğlum kalbim sıkıştı böyle, kalbim dedi böyle, çok ölüm şeyi vardı. Ve baba nasıl geçti dedi ya. Tamam geçti bu kadar. Böyle kalbi acayip evham ve vesvese gibi. Çünkü niye? Ümit memit yok. Ahiret mahiret yok. Hayatında din yok yani. Bütün istinat noktası bedeni. Bedeni. Hep de buydu. Onda en ufak bir sıkıntı olduğunda o da çürük. O da çürük. Çürüktür. He doktorum aynı böyle. Bak şimdi ne oldu biliyor musun? Hiçbir şey yok geçti. Bana ne olur ne olmaz dedi daha çocuk. 112 telefon ediyor. E babam böyle dedi geçti ama. E ne abi ya gitse ne olur bir kontrol etsin 112 çağıralım. Babası orada oyalanıyor çalışıyor bir şey yok bitti yani. O evam etti. 112 gelince ne yapar? Bağırıyor değil mi? Oğlum nereye bağırıyor? Nereye geliyor bu dedi ya? Bana gelmesin. Yok baba dedi ya. Ne şey yapmıyor. Yok oğlum buraya geliyor dedi ya. Bu acı bize gelmesin dedi. Oğlum acı. Yok baba. Oğlum bak bizim sorun. Ya baba baktım belki bir şey var mı diye. Ya bir bak kontrol etsinler diye. Hayır oğlum diye. Orada yığılıp ölüyor. Allah Allah. Aynen öyle. Yığılıp ölüyor. Peki niye? Ne anladım ben buradan biliyor musun? Kadere fetva verdi. Ahiret ve Allah'tan ümidi olmadığı için her şey bedeniydi. Beden de çürüktür gider. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Dünyada en bahtiyar parası, yatı, atı, katı, aşı, eşi, işi olan değil. Olsun o tabii ama ikinci derecede olsun. Allah ile ve ahirette ümitli yaşayan kadar dünyada bahtiyar bir insan olmaz olmaz. Buna en tepe insanı peygamberlerdir. O anlatırken var mıydın sen Osman? Bir yerde anlattım. Hollanda programına gitmiştim Enfus'e. Orada hiç görmediğim bir arabaya denk geldim ömrümde. 25 yaşlarında bir delikanlı biniyordu. Onu gördüğüm zaman ilk şu hatırla geldi. Allah Resulü buna binmemişti. Yani binememiş. Ama bu biniyor. Demek ki Allah nazarında dünya önemli değil öyle. Gerçi o refrefe Burak'a bindi de ama zahirde değil. Biz binemiyoruz mesela. O adamın böyle bir arabası var. Bizim zaten hiç yok. Şimdi demek ki gayet bu değil. Bayağı değil. Şimdi diyor ki seni hazır zaman o zaman gelecekte ümitli yaşayamıyor. İnsanın kendisinin bedenden ibaret olduğunu zannetmeye başlıyor. Yani geçmişi ve geleceği nokta istinat ve nokta istinat. Allah ve ahiret inancı zayıfsa ne zannediyor biliyor musun? Bedenle ibaret olduğunu zannediyor. Bak psikolojinin temel hastalığı bu. Kendisini bununla tanımlıyor. Bununla ibaret olduğunu zannediyor. Hakikaten insan bir düşünse ki hazır zamanın kanatlarını imandan hariç ne açabilir? Şu andaki zamanın mazi ve müstakbel kanatlarını imandan başka ne açabilir? Ne? Geçmişi ve geleceği nasıl geçersiniz? Öldükten sonra, mezardan sonra geçin hadi. Neyle geçeceksin? Geçemez. Olmadan önce veya öldükçe, olmadan önce veya öldükten sonrası hakkında bir şeyleri bulan kişi, iki yokluk arasındaki kısa varoluşu anlamlandırarak ölüm korkusunu çözer. Yoksa altında ezilmeye devam eder durur. Metni bitireyim. Hep öldükten sonrayı düşünüp korkuyorsun. Niye? Bu aleme gelmeden önceki halini düşünmüyor musun? Belki de ne olacağımın cevabı, ben buraya gelmeden önce nereden
ne yapıyordun, yapıyordun içinde? Bir de okuyayım mı bu? Bak şimdi. Ölmeden önce veya öldükten sonrakisi, sonrası hakkında bir şeyleri bulan kişi. Yani ölmeden önce veya öldükten sonra, yani ne olacak? Öteler hakkında neymiş ya? İnsanın büyük mesele kabirdir ya. Çünkü herkes içine alır. İstisnasız. Ha, öldükten sonra, yani ölmeden önce veya öldükten sonrası hakkında bir şeyleri bulan kişi, iki yokluk arasındaki kısa varoluşu anlamlandırarak, yani başımız gelişimiz yokluk, gidişimiz yokluk. Yok yani. Şu andayız. Eğer iman yoksa, Allah'a ve ahirete iman yoksa, iki yokluk arasında, eğer insan önünü veya arkasına dair bir şeyler bulabilirse, kırpıntı, ne oluyormuş o zaman? İki yokluk arasındaki kısa varoluşu anlamlandırarak ölüm korkusunu çözüyor. Yoksa altında ezilmeye devam eder durur. Hep öldükten sonrayı bak. Ne olur? Şöyle düşünün. Ne olacak diyor. Ölümden sonrasını düşünüp ölüm korkusu oluyor. Öyle değil mi? Peki biz buraya gelmeden önce dirilmeyi, ya nereye gideceğiz falan, ne yapacağız ya alemi şehadete, ruhlar alemi dedik ya, niye bu korku olmuyordu? Çünkü insan tanımlayamadığı, çözemediği, izah edemediği, kendi aleminde anlamlandıramadığı şeyden korkuyor. Kabirden korkmasının en büyük sebebi anlamlandıramıyor. Çözemiyor. Ha? Keşfel kubur neyi koksun? İmam Ali diyor ki görmediğim şeye inanmıyorum diyor. Ha? Şimdi diyor ki, şimdi adam görüyor, kabiri görüyor. En azından biz ilmen görüyoruz. Ha, böyle tecrübe gözü yok mu? İlim gözü yok mu? Feraset gözü yok mu? Hissiyat gözü yok mu? Akıl gözü yok mu? Adam diyorsun ki bak bu yokuştan kamyon çıkar mı? Nasıl söylüyor? Tecrübe, tecrübe gözü var. Tecrübe, bir de ben bakayım diyor. Mesela ölüye baksın. Bir de ben bakayım. Hiç mi tecrübe yok? Ya bu adam nasıl gitti? Bu adam nasıl gitti? Ya belli ya. Ha? Ya tecrübe gözü. Şimdi diyor ki yoksa altında ezilmeye devam eder durur. Hep öldükten sonrayı düşünüp korkuyorsun. Niye bu aleme gelmeden önceki halini düşünmüyorsun? Hep öldükten sonrasını düşünüyorsun, korkuyorsun. Gelmeden ruhlar alemindeki halini niye düşünmüyorsun? O oradayken burası da korkulu bir alemdi. Bilmiyordun ya, hiç oraya benziyor mu? Ahirette dünya benzemeyecek, endişe etme ya. Hep gideceğin yerden korkup düşünüyorsun. Peki buraya gelmeden önceki alemi hiç düşündün mü? Belki de ne olacağımın orada, buraya ne geleceğim, ne olacak? Belki de ne olacağımın cevabı, yani ben ne olacağım kabirden sonrası? Belki onun cevabı, ben buraya gelmeden önce, yani ne olacak? Ruhlar halinde de sorulsa bile ne olacak? Ben buraya gelmeden önce nereden ne yapıyordum içinde? Mesela ben burada ne yapacağımı? Bak bakayım yaptığıma. Ruhlar aleminde bunu mu yapıyordum? Ben buraya gelmeden önce. Yapmıyordum. Ne alakası var şimdi? Ağaca çıkıyoruz. Zeytin topluyoruz. Yemek yiyoruz. Ders çalışıyoruz. Kur'an okuyoruz. Namaz kılıyoruz. Ruhlar aleminde böyle bir şey yoktu ki. Gidecek olduğumuz yerden korkuyoruz düşünüp daha gitmeden. Geldiğin yer, de gitmedin, hiç bilmiyorsun ama geldiğin yer, onu düşünsene, onunla burayı. Kötü mü oldu? Güzel oldu. Güzel oldu ya. Orayı, şimdi burada bakıyoruz. Ha, iyi oldu. Oraya da gidince, iyi ki geldik diyeceksin.
Rüya bir numunesi de değil mi abi? Rüya bunun numunesi. Geçince keşke rahat, uyanınca diyorsun ki ya niye geri geldim ben buraya? Aynen. Hiçlikten geldiğini söyleyen felsefe şu anda sonsuzluk arayışını izah edemiyor. Ne hiçlik? Sonsuzluk arıyorsun. Hiçlikten geldiğini söyleyen felsefe sonsuzluğu izah edemiyor. Hiçlikten geldi. Sonsuzluğu nasıl arıyorsun? Sonsuzluğu niye merak ediyorsun? Niye uğraşıyorsun? Ona da ölümü hani çözmeye çalışıyor mu? Evet, çözmeye çalışıyor. Niye ölelim gidelim diye. İşte ölüm, bizim için. Aksine nasıl ölmem, nasıl genç kalırım diye onlara onlarla uğraşıyor. Ehli iman, ölüm korkusu, ehli imana ölüm korkusunu yaşama, ölüm korkusu neymiş biliyor musun? İyi dinleyin ve son cümlemiz. Çok ilginç bu. Bu cümle çok ilginç. Yazılması gereken bir cümle. Çok hoş. Ehli imana ölüm korkusu, korku var. Köpek korkusu var, açlık korkusu var, zehirleme korkusu var. Değil mi? Bir sürü korku var değil mi? Bak şimdi arkadaşlar. Bu cümle hakikaten çok hoşuma gider. Bak hepsi, her cümleyi demem. Ehli imana ölüm korkusu yaşam enerjisidir. Ne demek? Yani soruyu nasıl anladığın ve nereden bakıp cevap verdiğine bağlı. Ölüm korkusu, korku enerjinin kendisiymiş. Enerji aktif oluyormuş. Atomu parçalamak gibi. Bak şimdi, ehli imana ölüm korkusu yaşam enerjisidir. Yani soruyu nasıl anladığın ve nereden bakıp cevap verdiğine bağlı. Bir daha, soruyu nasıl anladın? Bir sorunun cevabı nedir? Soruyu nasıl anladın? İki, nereden bakıp ne ile cevap verdiğindir. Ölüm korkusu seni hayata bağlıyor. Başka, ölüm korkusu hayatı anlamlandırıyor. Başka, ölüm korkusu fuzuli, gafilane yaşamayı müsaade etmiyor. Ölüm korkusu olmasaydı sen buraya kamp yapar mıydın? Ölüm korkusu olmasaydı gayret eder miydik? Ehli imana ölüm korkusu yaşam enerjisidir. Enerjinin kendisidir. Lakayt olmak, korkusuz yaşamak enerjinin içerisine çökmesidir. Kara delik gibi. Yaşam, bizi yaşama bağlıyor ya ölüm korkusu. Aman ağaç dikeyim, aman hani hayatı sevdiriyor ya. Hayatı sevmesen ölüm korkusu olur mu? Niçin bazıları ölümü istiyor veya intihar etmek istiyor? Hayatı anlamsızlaştırmış. Hayat manasızlıktan çıkmış. Enerjisi yok. Bitmiş. Orasıyla burası ne farkı var diyor. Bizim için çok fark var. Kamp yapamam ki. Bir tanesi dedi ki İsmail vardı pazarlı. Hatırlıyor. Ya abi dedi bir şey sorabilir miyim dedi. Sen samimi cevap versin ama dedi, nasıl kayıt yok dedi. Şimdi dedi, cennete gideceğini de bilsen, ölmek ister miydin dedi. Ölmek ister miydin? Dedim İsmail, söyleyeceğim inanır mısın? Evet. Vallahi İsmail zaten oraya inşallah gideceğiz. Ümitliyiz Allah'ımızla. Ne acelem var, sonsuz bir hayat o. Ya burada niye kaçış yapayım? Niye kaçayım? Niye deva kardeşlerime hizmet etmekten, onlara yardım etmekten, onların psikolojilerine, itikatlarına, enfusi anlayışlarını geliştirmeye hizmet etmek varken niye kendimi düşüneyim? Gitmek istemem dedi. Bana şey geliyor böyle, acizlerin işi gibi geliyor bana. Hani var ya devlet dairesine post atmak böyle usta ne diyor? Dilencilerin işidir diyor ya. Yani aman kaçayım cennete gideyim. Öyle bir derdimiz olsaydı biz bu dünyaya gelmezdik ki. Zaten cennetteydi. Tam da ismi şey Osman. Sonsuz hayat zaten ne acele ediyorsun ki? Orası zaten olacak ama burası gitti mi bitti. Ölüm korkusu ehli imana yaşam enerjisidir. Hayatın içerisinin her safhasını anlamlandırma gayretini,
şefkini, heyecanını veriyor. Şimdi geldik mi? Derse başlayabilir miyiz? Başlayalım. Evet. Kurşun kaleminiz var mı? Var abi. Verir misin? Şurayı okuduğumuza dair bir daha okuma başka yerde. Bir ders yaptığımız yerde bir daha yapmıyoruz. Yapmıyoruz.